Merhabalar, CoinAnalyst'in ikinci videosuyla karşınızdayım. Daha önce web sitesini inceledik, şu anda One Pager ve White Paper'ını inceleyeceğiz arkadaşlar. CoinAnalyst token sarısı betası şu anda açıklanmış. Scam ve Faki projeleri gerçekten ayıracak. Soft kapı yok. Proje her türlü gerçekleştirilecek. Bunlardan bahsettik. Ve problemlerinden bahsetmişler ve buldukları çözümden bahsetmişler genel olarak. İsterseniz biraz bunlardan bahsettikten sonra videonun One Pager White Paper incelemesine geçelim. Bizler için kolay ve kullanışlı bir ICO platformu yaratmaya, yani ICO dünyası yaratmaya odaklanmış CoinAnalyst. Bu yüzden gerçekten takdiri toplamış. Ve gördüğünüz üzere daha önce bahsettiğim gibi işte yakma programları var, geri alma programları var. Bununla da tokenlerini desteklemiş arkadaşlar. Şu anda %5 bonusla alabilirsiniz. Trading sistemi buna göre uyarlanmış ve gerçekten bir çözüm bulabilmişlerdir. Probleme gelirsek arkadaşlar, bahsettikleri problemden sizlere kısaca bahsedeyim. Diyor ki platform problemimiz ticaret hala çok spekülatiftir, araştırma çok zordur. Siz bir bilgi kütlesiyle karşı karşıyasınız, ancak ilgili haberleri spamdan ayırmak ve dolandırıcıyı tanımlamak için çok zaman alıcıdır diyor. Çözümünüz diyor, CoinAnalyst kripto paraları şeffaf hale getirir. Satın alma, satış kararları yapay zeka tarafından sağlanan geçerli veriler ve akıllı analizler tarafından yapılabilir. Bu kullanıcının fırsat ve riskleri tanımlamasına ve fiyat dalgalanmalarına anında proaktif bir şekilde tepki vermesini sağlar. O tüm sesler tek bir yerde, o scam algılama ve daha fazlası binlerce kaynak analiz. Biz diyor sosyal medya platformları, scam, ICO keşfetmek, hatta haber ajansları, Telegram ticaret grupları, duyarlılık analizleri, ticaret ipuçları, etkili tanımlama, olaylar takvimi tarafından desteklenmektedir diyor. Takvim coin analiz teknolojiyi kullanır. Co tarafından bir intelligent, yani yapay zeka Fortune 500 şirketiyle bir işbirliği yapmışlar. Zaten şu anda bu da projeyi bir adım öne taşımaktadır arkadaşlar. Takımları görüyorsunuz. Ayrılan tokenler de bu şekilde. İyi günlerde diyorum.